Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu, Ege Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Ege Balkan Türkleri Federasyonu. Okumadığım varsa lütfen. Sakarya Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Federasyonu kurucu 4 federasyondan da biri. Peki ben orada göremediğim için bana da sordum. Bana ismi kaydederken 8'ini kaydettim. 9. da Sakarya'daki federasyonumuz. Rumeli Balkan. Rumeli Balkan Türkleri okumadı ya. Söyledi. İstanbul açılımı ne? İstanbul. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu. İstanbul Rumeli Balkan Dernekleri yok. Okudum onu. Tamam şimdi yazdım. Yani İstanbul'da orada baktığım listeden yazdım. Ben de sizlere zikretmek istedim. Yani en azından konfederasyonu oluşturan 9 federasyonu sizlere takdim etmek istedim. O günlerde bugüne kadar 5. genel kurulumuzu yapıyoruz. Kurucu başkanımız ve onursal başkanımız Turan Gencoğlu'na söz vermek istiyorum. Buyurun Turan Başkan. Yapacağım. Biliyorsunuz rahatsızlığımı. Şöyle baktığımız zaman 9 federasyon, 41 il, yüzlerce dernekten oluşan ve Türkiye'nin Balkanlar nezdindeki en büyük sivil toplum örgütünün genel kurulunda hep beraber olabilmek gerçekten bizler için çok büyük bir görev, çok önemli bir anı. Hizmeti geçen, bu oluşumu sağlayan herkese, hepimiz adına minnet ve şükranlarımı özellikle sunmak istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, genel kurullar bundan evvelki yönetimin sevabıyla, günahıyla karşımıza çıktığı ve geçmiş dönemde yapmayıp ileriki dönemde ya şu andaki mevcut yönetimin veya da bir başka yönetimin yapmaması istediklerini buradan kürsüden hep beraber tartışmamız gereken önemli bir yer. Ama genel kurula kadar hepinize özellikle bir tavsiyem var. Dernek başkanları var aramızda. Federasyon başkanları var aramızda. Beğenmediğimiz, yapmış olduğu hareketlerden %100 memnun olmadığımız arkadaşlar olursa sizlerden istirham ediyorum. Genel kurula kadar onları her yerde, her şekilde yüceltin. Eksik bir şey bulursanız da onun münakaşa tartışma yeri genel kurul olsun. Konfederasyonumuz gerçekten özellikle son zamanlarda çok güzel çalışmalara imza attı. Ben gerek Balkanlardan ve Rumeli'den ülkemize gelen ve gerekse ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin çok önemli sorunlarını üstesinden gelmesinde bizlere yardımlarını ve ilgisini esirgemeyen başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mezinoğlu'na, Milletvekilimiz Hakan kardeşimize ve Konfederasyon Başkan Yardımcımız Yüksel Öksel kardeşimize de huzurlarınızda minnet ve şükranları borç biliyorum arkadaşlar. Maddi olarak yardımcı olur musun? Başımızda yeriniz var dedim her zaman olduğu gibi. Kurulduğundan beri zaten her zaman yanınızdayım. Cenab-ı Allah bana ömür verdikçe ben ve çocuklarım da her zaman yanınızda olacağım. Hiçbir şey de beklemeden. Hiçbir şey beklemeden diyorum. Hepiniz şahit oldunuz. Her zaman bana sizleri temsil etmek için çok yüce görevler, Ankara'da yüce görevler teklif edildi. Ve bunlara hiçbir zaman, bunlar sizler için, hepimiz için çok büyük onur olduğu halde sıhhi sebeplerden dolayı da bunları kabul etmeme mecburiyetinde kaldığımı da biliyorsunuz. Arkadaşımıza makbuz keseceği zaman dedim ki tam makbuzu kesecek. Makbuzda Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu diyor. Arkadaşlar dedim ben bunu nasıl böyle makbuz kesebilirim? Nasıl maaş yapabilirim buna? Bunu düzeltin gelin. Aradan 2 sene geçti.
2-3 ay evvel tahminini hatırlamıyorum. Yine geldiler. Sakarya'da zannederim bir toplantı olacakmış. Dediler Sakarya toplantısına gidecek imkanlarımız yok. Hay 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 dedim ya, hemen istiyoruz. Ne kadar şu kadar, buyurun. Gene bana Balkan Rumeli göçmenleri konfederasyonu mahpusu kesildi arkadaşlar. Bundan çok üzüldüm. Bazı şeyler eksik kalmış olabilir. Ama yönetimlerin bunları günü gününe takip edip bazı şeyleri ciddiyetle değiştirmeleri gerekiyor. Bankadaki hesap ismi bile değişmemiş. Bu dernekler kanun açısından bir suç teşkil etmeyebilir. Ama böyle olmaması lazım. Sizlerin oylarıyla, sizlerin teveccühüyle hepimizin istediği Balkan Rumeli Türkleri ismini alacağız. Elimizde makbuzları bile değiştirmeyeceğiz. Bundan dolayı çok üzüldüm. Onu bilmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten düne kadar hiçbir arkadaşım aramadım. Benim taraf olduğum hissi olmasını istemedim. Benim onursal başkanınız olarak, ki gerçekten bundan şahsım ve ailem adına onur duyuyorum. Böyle bir şeyin devresine girmemem gerekiyordu. Federasyondaki arkadaşlarımın bazılarını telefon açtım. Özellikle aday olan arkadaşlarımıza dedim ki fedakarlık yapın, tek listeyle çıkalım. Bize yakışan budur. Çok yapacağımız şeyler var. Üzülüyorum ki bu oluşmamış. Sizlerden bugün bulunduğu koltuktan güç alan değil, bilgisi becerisiyle, yapabilecekleriyle güç vereceğine inandığınız kişiye oy vermenizi rica ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Kimin daha başarılı olacağını, bu sorunlara kimin daha vakıf olduğunu, bu sorunların devlet büyüklerimizle beraber kimin üstesinden daha iyi gelebileceğinin hesabını iyi yaparak ve sakın da yanlış anlamayın, biz grup kararı aldık, öyle aldık, böyle aldık, tesir altında kalmadan, çünkü biz sorunları olan, bu ülkemize göç oldukça sorunları bitmeyecek ve gerçekten de devlet büyüklerimiz de her zaman bu sorunlarımızın üstesinden gelmesi gereken kişiler olduğumuz için oyunuzu lütfen buna göre verin. Sizden bunu istirham ediyorum.